Herkese merhaba. Bugün baklava yufkasından çok güzel bir tarif hazırladım. 2 su bardağı şekerin içerisine 2,5 su bardağı su ekliyorum. Ocağımın altını açıyorum. Kaynamaya başladığında ocağımızı kısıyoruz ve bir 10 dakikada şerbetimizi kaynatıp ocaktan alıyoruz. Daha sonra 100 gram tereyağını erittim. İçerisine şöyle bir çay bardağı da sıvı yağ ekliyorum. Yağım da hazır. Şöyle bir tabakta robottan geçirilmiş cevizim var. Ee, Şöyle 20 tane baklavalık yufkam var burada. Paketin hemen hemen yarısını kullanıyoruz. Şu şekilde bakın rulo yapıyorum. Daha sonra böyle bunu 3 parçaya bölüyorum. 3 e, parçaya böldüğünüzde zaten eşit oluyor. Bakın şu şekilde. Hem çok pratik oluyor hem de çok lezzetli oluyor. Denemenizi tavsiye ederim. Özellikle böyle elde baklava açacak zamanınız yoksa e, kesinlikle bu tarif size göre. Şöyle tekrar geriye açtım ve bir örtünün arasını güzelce saracağım ki ben hazırlarken kurumasın. Çünkü baklavalık yufkalar çok çabuk kuruyabiliyor. Bir tane yufkayı aldım. Arasına hazırlamış olduğum yağdan fırçayla sürdüm. İkinciyi de üzerine yerleştirdim. Şimdi çok az da bunun üzerine yağ gezdireceğim. Şöyle yağlıyorum. Yani iki şerit kullanıyoruz. Şöyle orta kısmına robottan geçirmiş olduğum cevizden yerleştirip büzüyorum. Şöyle bir tanesini ayrıntılı size göstereyim ki diğerlerini de aynı hazırlayacağım. Şöyle büzdükten sonra bakın. Şöyle kenardaki katını alıp üzerine kapatıyorum. Ve ters çeviriyorum ki bu sayede cevizler içerisinden düşmeyecek. Tamamını hazırladıktan sonra tavamın içerisinde kalan yağı üzerine güzelce gezdiriyorum. Kalan yağın tamamını e, tatlımızın üzerinde kullanacağız. Yağın tamamını gezdirdikten sonra da e, tatlımızı pişiriyoruz. Böyle hem şerbetini tam çeken böyle çıtır lezzetli güzel bir tatlı oluyor. Önceden ısıttığımız 180 derece fırında pişiriyoruz. Sıcak tatlımızın üzerine de önceden hazırlayıp soğutmuş olduğumuz şerbetin tamamını boşaltıyoruz. Şerbetini güzelce çekip dinlenmesini bekliyoruz. Dinlendikten sonra da dilediğiniz şekilde servis edebilirsiniz. Bu arada içerisinde isterseniz fındık ya da badem de kullanabilirsiniz. Sade bıraksanız da gayet lezzetli oluyor. Şerbetin tamamını kullanıyorum ve dinlenmeye bırakıyorum. Tatlım dinlendi. Şöyle kenarından bir tane alayım. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Deneyecek olan herkese de şimdiden afiyet olsun. Videonun altına yorumlarınızı da bekliyorum. Yeni tarif ve videolarda görüşünceye kadar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.